tüzük çalışması yapılacak. Akabinde Kemal Bey'i görecek ve ona göre değerlendirme yapacak. Bunu biliyoruz. Oradan başlayalım. Bildiğiniz, duyduğunuz, gördüğünüz bu konuda nedir? Tabii şöyle, herkese iyi akşamlar dilerim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz bir tüzük yenileme kararlılığı içerisindeydi. Bu tüzük yenileme konusu da bizim 5-6 Kasım 2023 tarihinde yaptığımız kurultayın, değişim kurultayının ana gündem maddelerinden biriydi. Hem genel başkan adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel konuşmalarında, kurultaydaki konuşmalarında yeni bir tüzük vaat ettiler. Hatta Kemal Bey konuşmasında çok kısa bir süre sonra tüzüğü yapacağız demişti. Kasım'ın 25'i gibi de bir tarih verilmişti, hafızam beni yanıltmıyorsa. Daha sonra Sayın Özgür Özel Genel Başkan oldu ve bir tüzükle ilgili çalışmaları gözden geçirmek istedi. Bu süreçte tüzükle ilgili yasal başvuruların yapılmadığı anlaşıldı. Yani en basitinden söyleyeyim, bir gazete ilanı verilmesi gerekiyor, duyuru yapılması gerekiyor vesaire. Sonra dendi ki hadi hep birlikte bunu yapmaya başlayalım. Aralığın sona denk gelecekti bu takvimde. Aralığın sonuna denk gelince de il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz dediler ki bir yerel seçime gidiyoruz. Hani biz can derdindeyiz. Türkiye'de belediyeleri kazanmak gibi bir kaygımız var. Siz şimdi tüzük yaparsanız olmaz. Pekala dendi. Yerel seçim bitti ve tüzük konusu söz verildiği üzere gündeme geldi. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in görüşmesi şunun neticesindedir. Bir defa ilçelerimizde, yani Türkiye'deki tüm ilçelerde üyelerden görüş alındı. İlçe başkanlıklarımız görüş aldı, bir. İkincisi, il başkanlıklarımız demokratik şehirdeki demokratik kitle örgütlerinden görüş aldı. İlçelerden gelen önerileri birleştirdi. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Sosyal Demokratlarının iyi örneklerini inceledi. Diğer yandan dünyadaki siyasal partilerin iyi örnekleri incelendi. Akademisyenler, siyaset bilimciler bu konu üzerinde tartıştırıldı. Parti büyükleriyle konuşuldu. Bizim Onur Kurulu dediğimiz bir kurul vardır. Onur Kurulu'nda eski milletvekilleri, eski parti meclis üyeleri, genel başkan yardımcıları, genel sekreterler, bunlardan görüş alındı ve toplantılar yapıldı. Ankara ve İstanbul örgütleri danışma kurullarını yaptılar. 8000 online öneri alındı. Bugün sabah parti meclisimiz toplandı. Şu anda da milletvekili grubumuz benim içinde bulunduğum CHP Genel Merkezi'nde 4. katta halen toplantısını sürdürüyor. Buralardan gelen bütün öneriler bir tüzük komisyonunda birleşti. Tüzük komisyonuna 81 il temsilcisi geldi. 2 milletvekili, 3 parti meclis üyesi katıldı. Bu tüzük komisyonunda bulunan iki milletvekilinden bir tanesi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı avukat Zeynel Emre'dir. Dolayısıyla hani kamuoyunda bir takım tartışmalar yapılıyor ya, onu açmak için söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı da şu andaki tüzük komisyonunun üyesi. Böyle bir çalışmanın içerisinde. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz Umut Bey? Kemal Bey'in zaten yapılan çalışmalardan haberi var. Biliyor. Bu yani bu anlattığım silsilenin içinde partide geçmiş dönem genel başkanlık yapmış ve hayatta olan Sayın Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin, Sayın Altan Öymen de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmaması, görüşlerinin alınmaması zaten düşünülemezdi. Dün akşamki görüşmenin içeriğinden sahip olduğum bilgi de şu, evet, aktarayım. Evet. Sayın Genel Başkanımızın talebi üzerine bir yemek yeniliyor, bir çalışma toplantısı denilebilir. Sayın Genel Başkanımız bu biraz önce anlattığım silsilenin süzülerek gelen ve tüzük komisyonunun çalıştığı ham taslakla ilgili bilgi veriyor ve bir itirazınız var mı? Eksik gördüğünüz bir yan var mı? Fazla bulduğunuz bir şey var mı? Bir öneriniz var mı? Soruların hepsini soruyor. Çünkü Kemal Bey ne diyor buna mukabil? Bu tüzüğün, hemen anlatayım. Bu tüzüğün temel mantığı şu. Kurultayda
Sayın Özgür Özel'in verdiği taahhütler yerine getirilecek değil. Kurultayda herkesin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Özgür Özel'in de verdiği taahhütler, kurultay delegelerinin, ilçe başkanlarının, il başkanlarının talebi harmanlanacak. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu anlattığınız haliyle bir eksik görmüyorum. Bir itirazım yok. Fazla bulduğum bir yanı yok. Ben de, bana göre de uygundur diyor. Daha önce Sayın Karayalçın, Sayın Hikmet Çetin, Sayın Altan Ömen de böyle demişti. Ancak bu toplantının yapıldığı, yani Sayın Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin yapıldığı saatlerde daha Ankara İl Başkanlığı'nın danışma kurulu toplantısının sonuçları genel merkezin eline ulaşmamıştı. Ayrıca bugün sabahki parti meclisi toplantısı ve şu anda hali hazırda bu binada devam eden milletvekili toplantısı da yapılmamıştı. Neticesinde deniliyor ki Ankara örgütünün görüşü, PM ve milletvekillerinin görüşü burada eksik. Burada bir farklılık olursa, değişim olursa 5 Eylül'de yapılacak tüzük komisyonunun da nihai şeklini vermesiyle birlikte biz o halini de size göndeririz deniyor. O bitmiş hali biraz önce saydığım gibi Sayın Karayalçın'a, Sayın Hikmet Çetin'e ve Sayın Altan Öymen'e de gönderilecek. Partinin yetkili kurullarına da gönderilecek. Ondan sonra bir sizin bunun üstünde söyleyeceğiniz bir şey, benim söyleyeceğim bir şey olursa ben size mail atarım diyor genel başkanımıza. Çünkü bu mail trafiği devam ediyor. Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Özgür Özel çok teknolojiyi de iyi kullanıyorlar. Dolayısıyla hani bir daha bir araya gelelim, bir daha konuşalımdan ziyade Ankara Danışma Kurulu, PM ve milletvekili grubunda bir değişiklik olursa onu da biz size bildiririz diyor Sayın Genel Başkanımız. Ve bunun neticesinde de bu şekillenecek. Umut Buyurun Bey, efendim. Mansur Bey ev sahibi olması hasebiyle mi orada? Ankara Büyükşehir Belediye'mizin bir tesisinde yemek yeniyor. Peki hemen şunu sorayım ben. Cumhurbaşkanlığı konusu da herhalde gündeme geldi. Daha doğrusu arka planda verilen bilgilerden gündeme geldiğini biliyoruz biz. O konuda Kemal Bey ne söylemiş, ne demiş? Şimdi şöyle bakın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Özgür Özel'in de, Sayın Mansur Yavaş'ın da, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da dışında beyaz pirinç tanelerinin içindeki beyaz taşlar bu süreci zehirliyorlar. Sayın Mansur Yavaş'ın bu konuyla ilgili söylediği çok net. Bu konularda bu tartışmaların kendi ifadesiyle söylüyorum, meclisi olmak istemiyoruz. Dolayısıyla bazı trollerin veya çeşitli sahiplerle televizyonlarda yorum yapan kişilerin bu süreci zehirlediğini biliyoruz. Yani öyle insanlar var ki bizim adayımız bundan sonra filancadır diye açıklama yapıyor. Biz dediğiniz kim diye soruyorsunuz. Ben şuna yakınım diyor. O kişinin bundan haberi yok. Aday gösterdiği, tırnak içinde adayım dediği kişi seni tanıyor mu? Tanımıyor. Bunlar ne? Bunlar sosyal medyada bu süreci zehirlemek isteyenler. Bakın bu biraz önceki bahsettiğimiz görüşmenin ne kadar açık, ne kadar sade, ne kadar duru, ne kadar aydınlatıcı ve yol gösterici olduğunu ben de ifade ettim. Burada şöyle bir şey var Kürşat Bey. Zorlanılan yer şurası. Hem bu tüzük değişikliği için, hem Cumhurbaşkanlığı seçim süreci için o kadar büyük dezenformasyon var ki, o kadar büyük bilgi kirliliği var ki, televizyonda kerameti kendinden menkul yorumcular ve sosyal medyada açık veya kapalı bir şekilde trollük yapanlar bu süreci baltalamak istiyorlar. Ama ben şunu biliyorum ve görüyorum, çıplak gözle gördüğüm ve bu kulaklarımla duyduğumu söyleyeyim. Hem Sayın Genel Başkanımız, hem önceki dönemlerde genel başkanlığımızı yapan isimler, hem de Cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen partililerimiz, hiçbirisinin bunlarla meşgul olduğu yok. Biz şuna odaklanmış durumdayız. %38 oy aldık ve
partiyi birinci parti yaptık. Şimdi nasıl yaparız da bunu %51'e çıkartırız, parlamentoda çoğunluğu alırız, cumhurbaşkanı adayımızı seçtiririz. Bu söylediğim, biraz önce söylediğim ve şikayet ettiğim isimlerde mesela şu da var. Bu bir sürü şey anlattım değil mi? Yani bu süzgeçten geçti geldi. Evet, nihayetinde 1326 delege oy kullanacak. 1326 delege. Şimdi dün akşam sizin ekranlarınızda da izledim. Tabii ki söyleyen kişinin bir kabahati yok. Kabahat o bilgileri servis edenlerde. Ne oldu belli olmayan bir tüzük taslağı dolaştırmışlar. Evet, çok usta gazeteciler bile şu yorumu yapabiliyorlar. Ya Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı yeni tüzüğüyle geri gidiyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı yeni tüzüğüyle geri gitmez. Kurultay'da Sayın Özgür Özel kazandı, geri gitmez. Sayın Kılıçdaroğlu kazansaydı da geri gitmezdi. Cumhuriyet Halk Partisi daima ileri gider. Şimdi geri gidiyor diye bu kerameti kendinden menkul arkadaşlar spekülasyon yapıyorlar. Biraz önce saydığım bütün silsileye saygısızlık edildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanına, ilçe başkanına, 1326 delegesine de saygısızlık ediyorlar. Niye geri gitsin? Geri gitse buna partinin genel başkanı izin verir mi? Verdi. Delegesi izin verir mi? İl ilçe başkanı izin verir mi? Kamuoyu izin verir mi?